CHP İdirne İl Danışma Kurulu gerçekleştirildi. CHP İdirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 80 öncesi hepimiz hatırlarız. Yağ kuyrukları, şeker kuyrukları vardı ama insanların cebinde para vardı. İnsanlar sıraya giriyorlardı, paraları vardı ve borçlu değildiler. Şimdi yine marketlerde taneyle satılmaya başladı ürünler ve şu anda insanların cebinde para yok ve borçlular dedi. Bu ülke kolay kurulmadı ve tekrar kurtarılmayı bekliyor ve de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurtarılmayı bekliyor. Yaklaşık 20 yıldan beri devam eden bir iktidar var. İktidarın Türkiye'yi ihale getirdiği herkesin gözlerinin ortasında. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini oyladık. Biz ret oyu verdik ama İktidar ve küçük ortağının oylarıyla bütçe geçti. Nasıl geçti? Bütçe meclise geldiği zaman dolar kuru 8,5 liraydı. Bugün olanlardan ve akşam olanlardan biraz sonra bahsedeceğim. 8,5 liralık bir büyüklükle 275 milyar lira bir açıkla geldi. Yani o para yok. Gelirlerden giderleri düştüğünüzde o para açık. Yani o parayı faizle bulmamız lazım. Hani faize karşı olan bir iktidar var ya, öyle geldiler. Ama en yüksek faizi ödeyerek borçlanmayla çözüyorlar. En son devlet tahvilleriyle borçlandılar %23'le. Ama bakın faizleri 14'e çektiler. Gerçi akşam tekrar örtülü bir şekilde yükselttiler. Güçlü takım, güçlü token. Edirnespor Taraftar Token ön satışları sadece kriptoswaps.com'da başlıyor. Ön satış fırsatını kaçırmayın. Üçüncü Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık 1939'da Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı'na halkın sorununu dinlemek için de ziyaretinin 91. yılı. Bu yüzden çok önemli bir günde toplantı yapıyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ziyaretini 4-5 yıl öncesine kadar aslında ben de yani uzun süredir partinin içinde olan biri olarak hiç duymadık. Rahmetli anıyorum Hapsalı Tufan Baş abimizi, tarihçi. Onun vesilesiyle birçok kaynaktan bu derin bilgileri bulduk. 22 Aralık'ta Atatürk'ün Edirne ziyaretinde çok değerli genel başkanımız, paşamız, başkomutanımız Edirne Belediyesi'ndeki ikametinden sonra yanındaki takımıyla beraber Kaleiçi'nde bulunan o zaman Halk Eğitim Merkezi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını ziyaret ediyor. Ve bu ziyaret esnasında Edirne halkının sorunlarını da il başkanlığımızda kendisi bizzat dinliyor. Bizim için de ayrıca önemli bir gün.